Merhaba arkadaşlar, yeni bir 3D Max videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle çizgi nasıl çizilir bunlardan bahsedeceğiz. Çizgi bazen renderda gözükmemekte, bunun ayarı var, bu ayarı açmaya bakacağız. Çizgi, düz çizgi, smooth ile yuvarlak çizme, bezier ile yuvarlak çizgimizin yönünü açısını nasıl değiştiririz? Bunlardan bahsedeceğiz, segmentler vereceğiz. En çok kullandığımız create araçlarından biridir çizgi. Bunu pratik yapacağız ve bunun üstüne de extrude gibi modify araçları kullanarak da çizgiyi bir z değerinde yükseklik verip bunu bir yüzey gibi çevireceğiz ve de bir çizgiye kalınlık verip bunu da bir duvar gibi bir yüzey gibi arasındaki farklara birlikte bakacağız. Çizime başlarken geliyorum, mouse'un sol tuşuyla perspektif ekranı tıklıyorum, alt W yapıyorum, büyük ekrana geçtim. Buradaki grid'in de gözükmesini istemiyorum. Bunun için de G'ye basıyorum. G'ye basınca grid kayboldu. Sol tarafta bizim en baştaki grid aracımız var. Grid'e geliyorum. Buradan geometri ilkinci. İkincisi de shapes. Shapes'lere geliyorum. Shapes'lerde de splines. Buradaki en baştaki splines zaten seçili geliyor. Splines da line bizi karşılamakta. Line'a tıklıyoruz. Bu bizim çizgi aracımız. Burada başlangıç ayarları bizi karşılamakta, corner ve bezier olarak geldi. Mouse'un sol tuşuyla ekrandaki herhangi bir yere basıyorum. Mouse'un sol tuşuna bir kere daha basıyorum. Line'ımı, çizgimi çizdi. Mouse'un sağ tuşuna da basarsam bu çizimi tamamladı. Bunu kapattı ve istersem yanına birden fazla çizgi daha çizebilirim. Yine mouse'un sol tuşuna bastım. Bir daha basıyorum, bir daha basıyorum, bir daha basıyorum. Buraya gelince bitiriyorum. Sağ tık yapıyorum. Tekrardan çizim yapmak istiyorum. Geldim, bir de tamamen kapalısını çizelim. Mouse'un sol tuşuna bastım. Basıyorum, 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 basıyorum. Ve başladığım noktaya burada sarı ile gözükmekte. Ona gelince mouse'un sol tuşuna bastım. Bana bir soru soruyor. Close, spline diyor. Eğer bu sizde çıkmazsa tam üstüne basamamışsınız demektir. Evet diyorum. Bunu bir kapalı gibi çizdi. Şimdi farklarına da bakacağız. ESC'ye basıyorum. Komuttan çıkıyorum. Gelip buradan line'ımı seçebilirim. Bu line'ımın ayarları bulunmakta. Onu da gelip buradan modify'dan yapabilmekteyim. Rendering bölümü var. Burada rendering başlığına tıklayınca açıldı. Alt başlıkları burada eksi işaret var. Tıklarsam artı işaret oluyor. Kapandı. Rendering'i tekrardan açabiliyorum. Enable in renderer, enable in viewport. İki tane seçeneğim var. Bu ne demek? Ben çizgi gidip F9'a basarsam, F9'a basalım, çizgi gözükmemekte. Neden? Çünkü bunun bir kalınlığı yok. O yüzden çizgi render ekranında F9'a bastığımızda gözükmemektir. Çizgiyi seçiyorum. Enable in renderer diyorum. Enable in viewport diyorum. Viewport'ta da göreyim. Bu gördüğümü render'da da göreyim demek istiyorum. Gelip bir daha F9'a basarsam bu sefer bu işlemi tek bu çizgide yaptığım için o çizgimi görebilmekteyim. Çarpıya bastım. Yeniden kapattım. Ayarlarımıza bakabilirim. Şöyle bir çalışma da yapabiliriz. Viewport'ta göstermem ama render'da da göster dersek, bunu kapatırsam bu yine render'da gözükecektir. Gelip F9 yapıyorum. Render'da gözüktü. Burada gözükmedi. Viewport'ta gözükmedi. Arasındaki farklar bunlar. Gelelim açalım. Viewport'ta da görelim ki ne olduğunu birlikte yapabilirim. Şimdi bunun bir kesiti var. Mesela buradaki gizmoya da basılı tutuyorum. Döndürüyorum mouse'u bırakmadan. Bu tam bir daire şeklinde oldu. Bunu istersem rectangular gibi dikdörtgen şeklinde de buna bir kesit verebilirim. Radial da verebiliyoruz. Rectangular da verebiliyoruz. Radial verelim diyelim. Mesela sides'ı 12'ymiş. Gelip klavyeden F4'e basıyorum. Bu sides'ları daha da arttırıp azaltabilirim. Daha böyle yumuşak gözükebilir. Ya da daha az yumuşak gözükebilir. Gelip buradan 32 enter'da diyebilirim. Bir de buna kalınlık verebiliyoruz. Bir yerine 3 dersek daha büyük ya da 0.5 verirsek daha küçük olabiliyor. 2 verebiliriz. Bu şekilde. Ya da rectangular deyip işte buna width'ine 6 yerine 4, daha doğrusu length'ine 4, width'ine de 4 verelim. 4'e 4'lük bir profil çizmiş oldum line'dan. Ve bu auto smooth özelliği daha çok bizim kıvrımlı, kavisli alanlarda yarayacaktır. Auto Smooth'u da açarsak bu daha bize yumuşak gözükecektir. Daha böyle yuvarlak gözükecektir Auto Smooth seçili olması. Daha sonra
gelip bu çizgilerimize extrude verirsek ne olacağına bakalım. Geliyorum, bu çizgimi seçtim. Modify listime geldim. Buradan seçiyorum, buna extrude'u veriyorum. Extrude dedim. Ve extrude'un amount değerini arttırıyorum. Mouse'un sol tuşuna basıyorum. Ve bırakmıyorum. Bırakırsam o değerde kalacak. Bıraktım. 28.5'luk buna bir extrude verdi. Ve sadece bunun yüzeyine verdi. Bir kalınlığı yok bunun. Peki bununla bir extrude verirsek ne olacak? Arasındaki farkı bakalım. Bir tanesini kapattıydık. Bir tanesi açık kalmıştı. Buna geliyorum. Extrude diyorum. Yine 28.5 verdi. Bunu komple kapalı bir alan yaptı. Bunda da sadece edge'lere, sadece yüzey verdi. Buna bir hacim verdi. Kapalı ve açık olması arasındaki farklardan. Geliyorum, bir tane daha line çiziyorum. Neydi? Create'den. Shapes'e geliyorum. Splines'dayım. Line'ımı seçtim. Geliyorum, tıkladım. Sağ tık yaptım. Bir de buna geliyorum, modify liste. Bu line'ın soldaki artıya tıklayıp spline'ı seçiyorum. Spline'ı seçtikten sonra aşağı doğru iniyorum. Mouse'un sol tuşuyla yine bastım oradayken, boşluktayken. Outline'ı buluyorum. Outline yanındaki alana mouse'un sol tuşuna basıyorum ve bırakmıyorum. Bundan bir tane daha bırakmış oldum. Tekrar line'a basayım ki bu hepsi birlikte işlem görsün. Geliyorum. Extrude'u seçiyorum tekrardan. Ve bu sefer bir duvar gibi bir et kalınlığına extrude işlemi uygulamış olduk. Hepsi line'a yapıldı ama farklı yöntemlerle, farklı metotlarla yapıldı. Tekrardan create'e geldim, line'a geldim. Bu interpolation'ı biraz sonra anlatacağım. Bir de creation metodumuz var. Bizim corner ve bezier'ımız. Çizerken ne yaptık biz? Hep corner çizdik. Yani mouse'un sol tuşuna bastım, mouse'un sol tuşuna bastım, bastım. Eğer gelip mouse'un sol tuşuna basılı tutup bırakmayıp hareket ettirirsem bu smooth, yani yumuşatarak çiziyor. Fakat smooth ile bezier arasındaki farklar da bezier'la daha sonra bunun açısını, yönünü kolaylıkla değiştirebiliyorsun. Geliyorum, yine mouse'un sol tuşuna bastım. Mouse'un sol tuşuna bastım. Sol tuşuna bastım ve açı veririm. İstediğim açıyı verebilirim. Geliyorum. Bastım. Ve buraya gelince yine üstüne gelip kapatabiliyorum. Kapatmış oldum. Bir de bunun yanına corner üstte kalsın, smooth ile çizelim. Ne yapıyordu? Corner'a bir kere tıkladım. Dik çizdi, dik çizdi, dik çizdi. Gelip basılı tutuyorum. Mouse'un sol tuşuna yön veriyorum. Gelip basılı tutuyorum, yön veriyorum. Basılı tuttum, yön verdim, geldim. Burada da bir daha yön verip burada kapatalım. Üstüne geldi. Kapatma işlemini gerçekleştirdik. Bu tarafta basılı tuttuklarımı smooth ile çizerken diğer tarafta bezier ile çizdik. Gelip bunun farklarına bakalım. Seçiyorum, yukarıdan geliyorum. Line'ım, artıya tıkladım. Bunun vertexlerine tıklamak istiyorum. Ve bir tanesini seçelim, bir vertex'i. Ve buradan da Select and Move aracına tıklıyorum. Gelip buradaki X ve Y'de seçersem bunu X ve Y'de istediğim şekilde hareket ettirebiliyorum. Artı buradaki yeşil kulaklar çıktı. Yeşil kulaklarla da bunun ileri geri açısını istediğim şekilde yumuşatma işlemini gerçekleştirebilirim. Aynı şekilde buraya tıkladım. Burada da yumuşatma işlemini gerçekleştirdim. Peki dik dik çizdiklerimde o kulaklar çıkmıyor ve keskin olarak benim karşıma çıkmakta. Bunu geliyorum, line'a tıklayıp kapatıyorum. Alt özelliklerini. Bunun alt özelliklerini açmak için de artıya basıyorum ve vertex'e geçiyorum. Buralar benim smooth'tu. Ve smooth, burası yuvarlak olmasına rağmen kulaklar çıkmadı. Yuvarlak olmasına rağmen kulaklar çıkması. Burasını dik corner olarak çizmiştim. İstediğim şekilde move yapabiliyorum. Geliyorum, corner olarak çizmiştim. İstediğim şekilde yapabiliyorum. Eğer istersen ben bunu smooth'a çevirebiliyorum. Geldim, seçtim. Sağ tık yaptım. Buradan smooth'u seçersem burası da yumuşak yumuşak oldu. Burada şu an seçebildik. Bezier'ı seçtik. Buradan istediğim şekilde kulakları oynatabiliyorum. Mesela burası neydi? Smooth. Burası da smooth'tu. Bunu da kapatalım. Line'a geçelim tekrardan. Burası bizim bezier'ımızdı. Sağ tık yaptım. Corner dedim. Bu sefer de burası dik oldu. Bu şekilde istediğimiz ayarları birbiri arasında geçiş işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Yukarı doğru çıktım. Buradan bakıyorum. Ve de vertex'e geliyoruz. Vertex'e geldikten sonra eğer istersen ben buna refine ile aralara nokta atabilirim. Refine'ı seçiyorum. Çizginin üstündeyken bir yere tıklıyorum. Nokta attı, nokta attı, nokta attı. Bu fazla noktalarla birbirini işlem yapabilirim üzerine. Sağ tık yaptım, refine'dan çıktım. Refine'ı gerçekleştirmiş oldum. Tekrardan line'a basıyorum ve işlemi kapatmış oldum. En başta dediğim interpolation kısmına geliyorum. Burası step 6 olarak gözükmekte. 6
oranında 6 birimlik. Burada yuvarlaklığı gerçekleştirdi. Ben bunu azaltıp arttırırsam buradaki şeklim de değişecektir. 2 yaptım, 0 yaptım. Çok keskin oldu. Gitgide arttırıyorum. Mesela belli bir yerden sonra o keskinlik fark etmiyor. Bilgisayarda yükü arttırmamak için fazla da yapmayalım. Dediğim gibi buradan da eğer istersem 0 yaparak daha dik 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 oluyor ve 1, 2 yaparak da daha böyle yumuşağa yakın renkler olabilmekte. Bunlar Smooth ve Bezier'da çalışıyor. Eğer Corner'da yapsak zaten dik olduğu için bu Interpolation bir işleme yaramayacaktı bizim karşımızda. Bu videoda sizlerle 3D Max'te çizgi, line nasıl çizilir, alt ayarları nelerdir, modifying'ına girdik, vertex'lerden, spline'lardan, segment'lerden, araya yeni çizgiler atmaktan, bunlara et kalınlığı verip outline ile extrude işlemi yaptık. Burada yüzeye bir extrude işlemi yaptık. Burada da bir hacim yaptık. Ve nasıl render'da gözüküp gözükmeyeceği hakkında bilgiler vermiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi 3D Max videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala aboneyseniz her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.